Yayınıma hoş geldiniz. Putin, evet Putin ortalığı karıştırıyor. Dünya gündemini, dünya barışını Putin tehdit ediyor. Ama bunlar olurken, tabii ki bu gelişmeler olurken, Kazakistan'ı sağlama alıp hem asker hem coğrafi anlamda avantaj kazanmak isteyen Putin, özellikle Ukrayna Savaşı için, evet Ukrayna Savaşı için neden Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile sık sık görüştüğü ortaya çıktı. Evet, Ukrayna hattına ilerleyen ve kendi askerine bir türlü güvenemeyen Putin, Kazakistan'dan asker istedi. Nazarbayev, kendisine ait olmayan bir savaş için. O dönem zorla götürülüp savaştırılan Kazakistanlılar sayesinde Almanları yenilgiye uğratan Rusların törenlerine zoraki katılıyordu. Yüzündeki asıklık ve oradaki mutsuzluğu her şeyi zaten açıklıyordu. Politik anlamda belki katılıyordu, bazen de Rusya'nın baskılarına karşı. Ama ne olursa olsun Kazakistan'da yaşanan olaylardan sonra Nazarbayev'in özellikle Türk dünyası ile ilgili adımlarla karşı Putin'in de o hamlesi ayaklanma ve darbeyle geldi. İşte Kazakistan hamlesinden sonra süratle Ukrayna hattına ilerleyen Putin, 2. Dünya Savaşı'nda Kazakistanlı askerlerin de katkısıyla kazandığı o savaşta özellikle Kazakistan durumunu yeniden gündeme getiriyor, Almanlarla çarpıştığı döneme bir nevi dem vurup Ukrayna Savaşı'nda da Kazakistan'dan en az 10 bin asker talep ediyordu. Kazakistanlı askerleri talep eden Putin'in tabii ki en çok ümitlendiği ve askeri alabileceğini düşündüğü ülkeden red cevabı geldi. Putin'in bizzat telefonla bu desteği istediği ve Tokayev'in düşünmeye bile gerek duymadan, zaman bile istemeye gerek duymadan anında reddettiği söyleniyor. Bu isteğe karşı red verilmesi, özellikle asker talebine karşı, Putin'e karşı bu reddin verilmesi Putin'i çıldırtmıştır. Tabii ki gündem çok yoğun. Kazakistan'la ilgilenecek zamanı şu anda yok. Bunu bir kenara yazmıştır. Ama Tokayev'in bu cevabı bizi Turan için umutlandırmıştır. Özellikle Rusya'nın bu türlü ben en zor durumdayım, bana destek ol, kolektif örgüt üyesiyiz derken, işte ben şu anda bu ülkeyle saldırıyorum derken, Kazakistan'ın bu desteği vermemesi çok önemli bir adımdır, kuvvetli bir adımdır. Tokayev'e bu hareketinden dolayı teşekkür ediyoruz. Zaten Zelenski de ve ekibi de Tokayev'e teşekkür etti. Ama bir haber var ki, tabii ki bu haber canımızı sıkıyor. Özellikle Sırbistan ve Ermenistan'dan asker yollanacağı yönünde. Ben Ermenistan'a pek ihtimal vermiyorum. Geçen Kazakistan'a giden askerler destek olmaya değil yük olmaya girmiş gibiydiler. Belki görüntülerini hatırlayan vardır. Yani Ukrayna hattında bu Ermeni askerler tekrar oraya savaşmaya giderse dediğimiz gibi yük olmaya, destek olmaya değil yük olmaya gidecektir. Ve orada beslemesi de zor olacaktır. Zaten Rus askerleri bildiğiniz gibi Ukrayna hattında aç kalıp dükkanları yağmalamaya başladılar. Bu da tabii ki bir anekdot olsa gerek. Sırbistan'ın da tabii ki Balkanlarda Rusya'nın bir Truva atı olan ülke, özellikle Sırbistan'la ilişkileri çok güçlü. Hem Ortodoks olmaları hem de birçok yönden Rusya'nın desteklerini onlara sunması, milliyetçi anlamda körükleme imkanı Rusya'nın olması, Sırbistan'dan belli kuvvetlerin ve etnik faşistlerin gitme olanağı yüksek. İnşallah bu konuda destek alamaz Rusya. Ama bir konu var ki özellikle Çeçenler. Yani ben onlara Kadirov'un çeteleri demek istiyorum. Asla Çeçen değiller. Öyle bir şey olamaz. Hak ve adalet üzere olmayan bir muharebede asil Çeçen halkı olmaz. Sadece Kadirov'un paralı adamları şu anda Ukrayna'ya yollanmış. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir yere geçirdikleri bir bölgede belki de yarın kaybedecekler. Şov yapıyor Çeçen. İşte Putin'den teşekkür alacaklar. Ukrayna bayrağını biraz da indireceğini söylüyor. Yazık. Kendi milletine Ukrayna'dakinden 1000 katı çok büyük kötü muamele yapan ve en büyük zulmü yapan için burada muharebede nasıl dejenere olduklarını gösteriyor. Hele Kadirov'a bakın, yere bakmadan konuşamıyor veya bir mitin var. Bu ara vodkayı çok içiyor. Muhtemelen zihninde kalmamış olabilir. Hani nerede cephedeydin Kadirov? Neden süslü saraydan konuşuyorsun? Hani kendin de gidecektin oraya? Korkuyorsun değil mi? Grozny'yi terk edersen askerlerini yolladın, çetelerini yolladın. Oraya mücahitler gelir diye korkuyorsun. Grozny'yi terk edemezsin. Grozny'den ayrılamazsın.
Çünkü orada bir şekilde mücahitler bir anda bakmışsın, yeniden almış orayı. Tabii ki mücahitlere de sesleniyoruz. Çeçenistan'da bu çeteler ayrıldıysa güç kuvvet toplayın geri Grozny'ye. Rusya da zaten Ukrayna ile uğraşıyor, pek iyi durumda değil. Güçlerinizi topladıysanız verin zararı, evet Kadirov çetesine çekilin veya bulunun. İşte diyeceğim şu, Kadirov'un ruh hali sıkıntılı. Dikkatle bakarsanız gayet sıkıntılı. Rusya'nın bu kadar yoğun bir şekilde kayıp vereceğini düşünmemişti. O yüzündeki özgüven gitmiş, kameraya bakamaz hale gelmiş, sıkıntılı bir şekilde tek bir noktaya bakarak, kaç tane hareket ettirerek üzgün bir şekilde cenaze evindeki gibi konuşuyor. Yani psikolojisi başka, sözleri başka. Gördüğünüz gibi pek iyi değil. Yani Rusya'da Putin'in gitmesi Kadirov'un gitmesi demek. Aman Putin'ime bir şey olmasın istiyor. İşte durumu böyle. Rusya halkı da yavaş yavaş Putin'e sesini yükseltecek. Bakmayın birkaç gün sonra başlayacak. Ama bu Çeçen çeteleri inşallah Çeçenistan'dan temizlenecek. Çünkü bunlar Çeçenleri asla temsil etmiyor. Zelenski bugün Twitter hesabından, evet sosyal medya hesaplarından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti. Türkiye'ye teşekkür etti. Barışı korumak adına ve bulundukları durumda Türkiye'nin tutunduğu takım adına, durum adına teşekkür etti. Gerçekten de öyle. Türkiye bir denge siyaseti gidiyor. Türkiye bölgede dengelerin bozulmasını istemiyor. Barışa da bunun hizmet edeceğini düşünüyor. Ukrayna'nın demografyasında ve haritasında yapılacak değişikliklerin, burada oluşacak bir kaosun, tabii ki bölgeye yeniden her yeri karıştıran ABD-Rusya ikilisinin oturtulacağını düşünürsek, karışıklığın ve kaosun önü alınamaz. Bu yüzden mevcut durum, hele hele Ukrayna, Rusya emperyalizminin Karadeniz'e inmemesi için büyük bir tampon mutlaka olmalı. Yayılmacı ve emperyalist, savaşla beslenen bir emperyalizmin, Rus emperyalizminin Karadeniz'e nakşe olmasını asla müsaade edilmemeli. Çünkü barışı ve özellikle düzeni tamamıyla ortadan kaldırmış oluruz. İşte bu vesileyle bir haberim daha var, sizlere onu aktaracağım. Almanya Ukrayna'ya kendisinin silah sattığı ülkelerden, yani Estonya'dan, Litvanya olması lazım, Litvanya'dan bu silahların gönderilmesine izin verdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Ukrayna'ya silah gönderecekti. Ukrayna'ya hafif silah ve tank savar yardımı yapacakmış Amerika. Düşünün, evlere şenlik bir açıklama. Ayrıca Almanya 1000 tank savar ve 500 uçak savar gönderecekmiş. Bu söylenenler aslında. Bakalım arkadaşlar, gelişmeler ne olacak? Almanya baktı ki direnç var. Rusya istediği engeli aşamıyor. Yavaştan yavaştan verilen baskılar da dolayısıyla, Avrupa'nın da güvenliği yönüyle, NATO'nun baskısıyla, Amerika'nın baskısıyla hem ekonomik yaptırımlarda bir ileri adım attı. Swift ambargosu için, yani yaptırımı için de yeşil ışığı onlar da yaktılar. Muhtemelen pazartesi Swift ambargosu, yani müeydesi gelecek Rusya'ya. Ekonomisini gerçekten sarsacak. Ayrıca Almanya 1000 tank savar ve 500 uçak savarla bu desteği söyleyeceğini söyledi. Baret yardımından sonra bu yardımlar biraz olsun tabii ki tolere etti durumu. Ukrayna direniyor. Ukrayna'ya çok silah akması gerekiyor ki direnç gelişsin. Ayrıca sınır hattında Azerbaycan askeri gitti deniyordu. Azerbaycan'dan birileri gitti deniyordu. Hiçbir Azerbaycanlı birisine rastlanmadı. Bu da tabii ki çok taradığım için söylüyorum. Gelişmeleri an be an takip edeceğim. Liderleri arıyormuş, eski Orta Asya Türk Cumhuriyetleri liderlerini. Devamlı asker istiyormuş Putin. Düştüğü durumu görüyorsunuz. Özellikle Rus askerleri şehre giremeyeceği için Çeçenleri yollayacakmış Putin. Bu da önemli bir anekdot. Yani sivillere bir şey olursa ben yapmadım, Çeçenler yaptı diyecek muhtemelen. Evet değerli izleyenler, bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın. Ama şunu unutmayalım. Hocalı en büyük acımız. Hocalı 30. yılı bugün. Hocalı'da yaşanan bütün sıkıntıları Hocalı'yı alarak unutturacağız. Sayın Aliyev, Hocalı'yı almadan bir gün durmayacağız. Azerbaycan halkıyla kenetleneceğiz, orayı alacağız, bilesin. Hocalı'yı siz almasanız da, Hocalı'dan bahsetmeseniz de, biz Azerbaycan halkı ve Türkiye halkı, evet Türkiye'nin de devletin de desteğiyle orayı alacak, bunu mutlaka bir kenara yazılsın. Hocalı'dan bahsedin, o acılar yaşandı, o acıları bilelim ki, daha bir olalım, daha güçlü olalım. Şanlı Azerbaycan halkının hakkını kimseye bırakmayacağız.
Yaşasın Büyük Azerbaycan. Yaşasın.